Bugünkü konuğumuz Watchut GT Max akıllı saat. Bu saati kredi kartıyla satın aldım arkadaşlar taksitli bir şekilde. Biliyorsunuz akıllı saat piyasası bayağı gelişti. Bayağı modeller çıkmaya başladı. Bu modelde şu an kolumda olan akıllı saat, yuvarlak olan bir model ve özelliklerini kutusunu birlikte açacağız. Bütün genel özelliklerinden de bahsediyor olacağım sizlere. Öncelikle saatin birçok özelliği var diyebilirim. 1.55 inç, 400'e 400 piksel yoğunluğuna sahip bir ekrana sahip. Tüm sosyal medya bildirimlerinizi alabiliyorsunuz. Saat üzerinden arama yapabiliyor, arama reddedebiliyorsunuz. Ekstra telefon görüşmelerini bu şekilde saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Ben iPhone bir cihaz kullanıyorum ve bildirimleri kesintisiz gönderiyor diyebilirim sizlere. Çok uzun mesajlar olursa ufak tefek kırpmalar yapabiliyor. Ama yazı fontu olsun, saatin kendi arayüzü olsun gayet iyi. HD IPS bir ekrana sahip olan bu saatin renkleri gayet canlı bir saat. Ekstra olarak em Active Pro uygulamasıyla bağlanabiliyorsunuz saate. İçerisinde birçok kadran bulunuyor. Saatin arayüzünde de 4-5 tane kadran bulunurken uygulamayı indirdiğinizde Animasyonlu kadranlar bile ekleyebiliyorsunuz saatin içerisine ve şöyle bir özellik var. Kadran bölümüne girdiğinizde uygulamaya 5 tane fotoğraf seçiyorsunuz ve o 5 fotoğrafı kadranı yükledikten sonra her saatin kadranına bir kere dokunduğunuzda kadrandaki tüm resimler değişiyor. O 5 tane yüklemiş olduğunuz resim Sürekli her dokunduğunuzda değişiyor. Bu güzel bir özellik birçok saatte yok. Ayrıca 100 adet spor modu bulunuyor. Bu da demek oluyor ki kalori, adım sayar, işte sağlık verilerinde daha da geliştirilmiş bir cihaz diyebiliriz. Çünkü üzerine bayağı düşülmüş. Şimdi kutuyu birlikte bir açalım. Kutu içerisinden neler çıkıyor birlikte bakalım. Momotet Store üzerinden satın aldığım saati açıklama kısmına alabileceğiniz linki bırakacağım. Şeffaf kargo ile geliyor. Ücretsiz bir kargo. Ayrıca değişim ve garanti süreçleri de bulunuyor. Şimdi kutu içeriğinden neler çıkıyor birlikte göz atalım ve sonrasında tekrardan karşınızda olacağım. Geldik ürünün kutu açılımına. Saatin içerisinden bu şekilde bir kıllonum kitapçığı geliyor. Burada gerekli bilgilendirmeleri de yazıyor. Kutu içerisinden manyetik bir şarj çıkıyor. Bu alışık olduğumuz şarjlardan değil biraz daha büyük yuvarlak GT3 Max için üretilmiş bir şarj aleti. Saatin içerisinden bu şekilde siyah bir kordon çıkıyor. Bu silikon olan bir kordon. Alan kişilerin bu saati en çok tercih etme sebebi işte bu metal kordon. Gerçekten metal kordonun yapısı da güzel. Ama ben metal kordonu çok fazla sevmediğim için deri kordonu kullanıyorum. Bu da metal kordon. Diğer bir kutu içeri ise bu şekilde deri bir kordon geliyor. Burası iç kısmı, burası da dış kısmı siyah olan bir kısım. Benim en çok tercih ettiğim deri kordon bu. Kutu içerisinden bu da çıkıyor. Bu iç tarafı, bu da dış tarafı siyah olan kordon. Kutu içeriğimiz bu şekildeydi. Şimdi tekrardan kamera karşısına geçiyorum. Kutuyu birlikte açtık. Zaten detay görüntülerini hepsini sürekli konuşurken paylaşıyorum. Benim şu anda kolumda takılı olan deri kordon. Bunun içerisinde metal kordon bir de silikon bir kordon çıkıyor. Şöyle söyleyebilirim. Gerçekten böyle hem klasik bir saat hem de spor bir saat olarak kolunuzda duruyor. Ve bakan insanlar dışarıda bir daha bakıyor diyebilirim. Hatta hangi marka diye de soruyor. Yuvarlak saatlerde biliyorsunuz çok çok fazla bir model yok. İşte bu tarzlarda GT, DT bu tarz seriler bulunuyor. Ürünün yapı anlamında dış çerçeve ve iç tasarımı gayet iyi kullanılan malzeme de güzel diyebilirim sizlere. İncelemiş olduğum saatleri yaklaşık 1,5-2 hafta kullanıp sizlerle deneyimimi paylaşıyorum. Şimdi şöyle bir dezavantaj var bu saatte. Benim açımdan dezavantaj. Mesela YouTube'dan ya da SMS'ten ya da WhatsApp'tan gelen mesajlarda mesajın içeriğini gösteriyor ama YouTube'dan geldi veya işte WhatsApp'tan geldi diye göstermiyor. Direkt olarak SMS simgesiyle bütün mesajlar tarafınıza geliyor. Direkt girip baktığınızda içeriye nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Mesajlarda bir kıpma yapmıyor. Android için söylemiyorum, iPhone için söylüyorum. Harici olarak arayüzünde donma, kasma gibi bir durum yok. Gayet akışkan bir arayüzü bulunuyor ve ayarlar bölümünden birçok ayarı müdahale edebiliyorsunuz. Ayrıyeten GPS özelliği de bulunuyor. M-Active Pro içerisinde konum durumunuzu anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz spor verileri içerisinde. Saati gerçekten çok beğendim. Motosiklet sürerken bildirimlerin tamamen gelmesi çok çok iyi bir şey diyebilirim sizlere. O yüzden bu saati kullanıyorum. Deri kordonunda herhangi bir terletme veya kolunuzda iz yapma gibi durumlar olmuyor. Saatin geldik arayüzüne ve kurulumuna. Hem Aktif Pro uygulamasını indirdiğinizde direkt telefona QR kodla bağlanabiliyor. Üstten aşağıya çektiğimizde burada arama yapabileceğimiz bölüm, bluetooth bağlantısını kesebileceğimiz ve şurada da QR kod bulunuyor. Buradan telefonunuza bağlantı yapabiliyorsunuz. Burada ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Şu an en kısıkta. Ben direkt yukarı en parlığa çektim. Gayet iyi bir ekran yapısına sahip. En kısıkta bile güzel gösteriyor. Buradan da ayarlar menüsüne ulaşabiliyorsunuz. Çifre koyabiliyorsunuz. Ekran zaman ayarı, zil sesi ayarları. Burada çağrının sesini dinleyebiliyorsunuz. Bildirim sesini dinleyebiliyorsunuz. Ve alarm sesini değiştirebiliyorsunuz. Bileğinizi kaldırdığınızda eğer bu açıksa direkt bu şekilde kaldırdığınızda ekran uyanıyor. kapatabilirsiniz. Menü yapısına baktığımızda kasma, donma yapmıyor. Bu şekilde Apple menüsüyle geliyor. Harici böyle istediğiniz menüleri de yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle diğer menüleri de göstereyim sizlere. Birçok içerisinde menü bulunuyor. Bu menüleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. En kullanışlı olan benim şu anda şu kullandığım menü. Ben böyle menüleri daha çok seviyorum. Round tekerini çevirdiğinizde herhangi bir işlem olmuyor. Ama buradaki kadran kilidini açarsanız çevirdiğinizde sürekli kadranlar değişiyor. Bunlar kendi içerisinde yüklü olan kadranlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar mekanik olarak geçiyor. Bunlar da benim yüklediğim. Videonun başında söylediğim gibi hem aktif Pro içerisine 5 tane fotoğraf attığınızda Böyle her dokunduğunuzda fotoğraflarınız değişebiliyor. Ben bunları ayarladım, gayet iyi duruyor. En çok kullandığım da Pikachu modeli. Zaten seviyorum Pikachu'yu ve sarı rengi de, o yüzden bunu kullanıyorum. Sağa doğru kaydırdığımızda burada uyku takibi. Onun dışında kalp ritminiz, burada müziği kontrol edebilmeniz, burada hava durumu ve birçok şeyi de buradan ekleyip silebiliyorsunuz. Uygulama size bunu izin veriyor. Saat üzerinden arama yapabiliyor, arama alabiliyorsunuz. Kran tekeriyle bu şekilde de hareket ettirebiliyorsunuz ve en alt kısımda zaten ayarlar bölümü bulunuyor. Ekstra M Aktif Pro uygulamasından oyun yüklerseniz saate oyun bile oynayabiliyorsunuz. Burada ayarlar menüsünde göstereceğim karartma menüsü var. İşte bu ekran parlaklığı zaten bunlara kısa yoldan da ulaşabiliyorsunuz. Bildirimleri de burada eğer bildirim yanıyor yani ekranı düşmesini istiyorsanız buradakini seçiyorsunuz. Bu da bildirim titreşimi. Bildirimleri isterseniz sesli olarak da alabiliyorsunuz. Bildiğiniz telefonunuza gelen mesaj sesi gibi Bunda da ses bulunuyor. Şu anda mikrofon uzağımda olduğu için duyulmaz. Buradan zaman ayarı yapabiliyorsunuz. Birçok özellik bulunuyor. Başucu lambasını da açabilirsiniz. Şarja taktığınızda direkt başucu lambası olarak da açılabiliyor. Saatin gösterebileceğim bütün genel özellikleri bu şekilde. Yapı olarak da baktığımızda yakından da göstereyim sizlere. Böyle bir yapıya sahip gerçekten kaliteli deri kordonu çok hoşuma gitti diyebilirim sizin. Saati satın alacaksanız Momotet Store'un açıklamaya linkini bırakıyor olacağım. Oradan güvenle satın alabilirsiniz. Söyleyebileceğim çok fazla da bir şey yok aslında. Saati kullandıkça ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ekranın parlaklığını 60 saniyeye kadar tutabiliyorsunuz. Yani 60 saniyeden kastım. Ekranda resim çıktığında 60 saniyeye kadar bunu kontrol edebiliyor, kapanmamasını önleyebiliyorsunuz. 5 saniyeden başlıyor, 60 saniyeye kadar devam ediyor. Ekstra olarak bileğinizi bu şekilde kaldırdığınızda ekranın uyanma hareketini ayarlardan hem de M Active Pro üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Rehberinizi eşitleyebiliyorsunuz. Bazı numaralar kayıtlı olsa da rehberinize numara olarak çıkabiliyor. Bazıları isim olarak bunu açıkçası çok fazla denemedim çünkü saat üzerinden gerçekten motosiklet kullanırken a biri aradığında efendim diyebilmek için açıkçası açtığım zamanlar oldu. Saate şifre koyabiliyorsunuz. Ve bu şifre sayesinde de direkt güvenli bir şekilde mesajlarınıza başka birisi ulaşamıyor. Hani zaten ulaşma gibi durum olmaz ama şifre içinde adamlar özelliği koymuş yani. İstersen şifre de koy. İncelememiz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiysen, saati de beğendiysen videoyu beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutma. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alalım bu sayede. Görüşmek üzere.